Evet arkadaşlar, domates sosu nasıl yapılır? Bu videoda onu öğrenmiş olacağız. Köy yerlerinde bu şekilde yapılıyor. Domateslerin kabukları önceden doğranıyor güzel bir şekilde. Soyuluyor. Evet, soyuluyor. İlk aşama bu şekilde. Ondan sonra bunları robottan geçiriyorlar. Evet, robota koyuluyor bu şekilde. Tamam. Robotta çok küçük parçalara ayrılıyor. Ondan sonra şişelere dolduruluyor. Ondan sonraki aşama şişelere dolduruluyor. Evet. Kaç kişi çalışıyor? 4 kişi çalışıyor. Ben de yardım ediyorum. Evet arkadaşlar, bundan sonraki aşama da şişelere koyduktan sonra kapatmaya geldi sıra. Ben kapatıyorum burada. Bu makine sayesinde. Bir yıl boyunca içtiğimiz şişeler biriktirdik. Bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar, şişeye bu şekilde sıfır kapak koyuyoruz. Daha önce hiç kullanılmamış. Sonra onu buraya yerleştiriyoruz. Hemen bir kerek de oluyor. İşte böyle böyle. Ve bunlar hiç bozulmadan uzun süre kalabiliyor. Son aşamada bunu kaynatmak gerekiyor. Kaynatmazsanız olmaz. O çok önemli bir aşama. Evet arkadaşlar, domates soslarımızın son aşaması olan kaynatma aşaması. Bu şekilde kaynaması gerekiyor. Eğer bu kaynatma olmazsa açıldığında patlayabilir. Kullanmak istediğin zaman mesela açtığınızda patlayabilir. Ama bu şekilde kaynatırsanız hem uzun süre saklarsınız hem de patlamaz. Bu şekilde kaynatmanız gerekiyor. Ağızlarını hatırlarsanız kapatmıştık güzel bir şekilde. Bu bezi niçin sardık? Bu etrafına bu bezi niçin sardık? Kazana şişeler temas etmesin ve şişeler kırılmasın diye. Sıcaklığa dayansın diye. Direkt ateşle temas etmesin bir anda diye. Dibindekiler patlamasın diye. En alttakiler patlamasın diye böyle bez serildi. Şehirdekiler duyduğuma göre bunu bu şekilde yapmıyor. Hani yapamıyor. Şehirdekiler bulaşık makinesinin içine atıyormuş. Deterjan atmadan çalıştırıyormuş duyduğuma göre. Öyle de yapabilirsiniz şehirde olanlar.